Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı esirgemeyin unutmayın arkadaşlar. Yeşilimin tonu 732 numara leylak markası, 443 numara leylak markası, sarım bir de beyaz kullanacağım. Bunlar yoğurt kovası kulpu arkadaşlar veya tereyağı kovasının kulpu. Marketlerde 1 kiloluk kovaların kulpu standart ölçü olsun diye söylüyorum sizlere. Şimdi papatyaya benzeyen bir oya yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok zarif oldu. Tül gibi bir model oldu şu motif kısmı. Ben beyaz tercih ettim, ortayı sarı tercih ettim ki biraz böyle papatyayı andırsın diye. Şimdi vereceğimiz arayı yaparak başlayacağım işimize. Öncelikle ipimizi tığ sabitleyelim. Evet, ipimi tığ batısına sabitliyorum ilk başlarken. Bir adet zincir çekiyorum. Örümcek çekiyorum. Başına iki aldım. Bir, iki tığ bası atladım. 3'e girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Üç zincir çektim. Başına bir aldım. Bu çıkış çıkmış oldum. Buraya giriyorum. Netleyelim. 2 2 çektim. iki oldu trabzan. Başına bir aldım, girdim. 2, 2 çektim. 3 oldu. Başına 1 aldım. Girdim. 2, 2 çektim. 4. Başına 1 aldım. Girdim. 2, 2 çektim. 5 6 7 Başına 1 aldım. Girdim. 2, 2 çektim. 8 9 9 tane tırabzan yaptım. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. Bu vereceğimiz aranın işlemi arkadaşlar. 1 adet zincir çekip Örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 1 2 tığ bas atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çekip başına 1 alıp yuvaya girdim. 2 2 çektim. 2 oldu. Başına 1 alıp girdim. 2 2 çektim. 3 4 5 6 7 8 9 adet trabzan yaptım. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. Şimdi bunu orta düşünürsek 1, 2, 3, 4 tane mesela ben araya 5 tane koyacağım. Biri buradan tutturulmuş olacak. Biri de diğer motiften. Arada 3 tane kalmış olacak arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Ben orayı anlatacağım sizlere. Bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 2 tığ bası atlayıp 3'e girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 3 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu boşluğa girip 2 2 çektim. 2 oldu. Yine 9 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan 4 5 6 7 ve 9 yandaki tığ bat diye girip kapatıyorum şimdi ilk önce alt zemini hazırlıyoruz ya şurayı görmeyin 1 2 3 4 5 şimdi ben 5 tane yaptıktan sonra böyle bu yuvanın kini biraz daha büyük yapacağım hani o sarı noktayı doldurmak için şimdi ben bu papatyanın ortası için yapacağım onu da nasıl yapacağım bir adet zincir çektim yine örümcek çekiyorum Başına 2 aldım. 2 tığ bası atlayıp 3'e girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. Hani şurada 3 zincir çekerek başlıyorduk ya. O papatyanın ortası için 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. Yani 6 zincir çekerek başladım. Çünkü bu yuvayı yapacağız. Birinci trabzan, ikinci başına bir alıp giriyorum. 2 2 çektim. Üçüncü, dördüncü, 5. 6. 7. 8 ve 9. Hemen yanındaki tığ battığı girip sabitledim. Şimdi yine vereceğim arayla devam ediyorum. Yani bu yuvadan sonra 1 2 3 4 5 tane yaptım. Yine buraya irili bir tepe bıraktım bu sarı noktayı yapmak için. Yine araya 5 tane bırakacağım şundan. 1 2 3 4 5 bırakıp yine böyle ilk zincirine 6 zincir yaptığım bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. Alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyip gidecek. Yani arkadaşlar şu yuvalı yaptık. Araya 1 2 3 4 5 tane yaptık. 6.'yı ben yine böyle 6 zincir çekerek büyük yuva yapıyorum yani. Sonra yine 1 2 3 4 5 tane yapıp 6.'yı yine böyle yapacaktım. Şimdi buraya 15 tane eee tırabzan yapacağız sarıyla. Sarı rengimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Bu büyük yuvalı noktama giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. ilk tırabzanımı yaptım. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra. Pardon, katın aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü. Dördüncü. Biraz böyle sıkıştırarak. İsterseniz burada zincir sayınızı 8 falan da çekebilirsiniz. 5, Beş zor dolduruyor iseniz 6 ilk yuvanın zincirini yani 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 adet zincir çekiyorum ipimi kesiyorum 15 tane trabzan yaptık bu noktamıza şu an bu şekildeyiz şimdi beyaz rengimi alıyorum beyaz rengimi aldım Öncelikle ipimi tığıma sabitledim ve buradan ilk trabzan tepesine giriyorum. Düz yüzünden ipimi sabitliyorum. Bir adet zincir çekip ilmeğimi genişletip bu aparatımı alıp takıyorum. Hemen devamındaki trabzan tepesine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde iki adet zincir çektim genişlettim taktım 2 oldu devamdaki trabzan tepesine girdim 2 adet zincir çektim genişletip takıyorum 3 oluyor bu da devamdaki trabzan tepesine girdim 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 4 devamındakine girdim 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 5 2 adet zincir çek tak 6 7 8 9 10, 10 11 genişletip takıyorum dibinde 2 adet zincir çekiyorum 12 13 14 şimdi son trabzan tepesine battım bunu yine dibinde iki adet zincir çekip bunu örümcek yapacağız arkadaşlar. İpin ucunu aldım. Son trabzan tepesine battım. Dibinde iki adet zincir çekiyorum. Buradaki ilmeklerin boyutunda örümcek yapıyorum. Bu şekilde. İki adet zincir çektim. Şimdi bunları çekip çıkartıyorum. Buradaki ara noktalarımızı yapacağız. 2 adet zincir çekip dönüş yaptım. Örümceğimin tepesine 2 adet zincir çektim. İlk ilmeğin içine girdim, kapattım. 2 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 2 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 2 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğin içine girip kapatıyorum. 2 adet zincir devamındakine girip kapatıyorum. 3 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renk biraz boyasız bir ip olduğu için renkli olmadığı için biraz ince diğer iplere göre. O yüzden 3 de çekebilirsiniz bu ara zincirlerini. Ben 3'e çevirdim çünkü biraz ince geldi. 3 zincir devamındakine kapatıyorum. 3 adet zincir devamdaki ilmeğe kapattım. 3 adet zincir devamdaki ilmeğime girip kapattım. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi topluyoruz. 3 adet zincir devamdakine girip kapattım. 3 adet zincir devamdakine girip kapattım. 3 adet zincir devamdakine girip kapattım. Dediğim gibi 3 3'le çekebilirsiniz bu aralara. Şimdi bakın bütün ilmekleri topladım. Bir adet zincir çekip buradaki ilk tepenin trabzanına sabitliyorum bu motifimizi. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Şu aradan girip bir sık iğnesi yapıyorum. Şimdi buradaki ilk yuvama giriyorum sık iğnesiyle. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içine girip sabitledim. Araya bir zincir yandaki boşluğa giriyorum. 3 zincirli noktaya bakın. Girdim. 3 zincir çekiyorum. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. 3 zincir çekip aynı yuva içerisinde sabitledim. Araya bir zincir, yandaki yuvaya giriyorum bir sık iğnesiyle. 3 zincir çekiyorum, başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 zincir bu araya girip kapattım. Tekrar 3 zincir aynı yuva içerisine girip sabitledim. Araya bir zincir çekip yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bakın. 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2 aldım. 5 zincir aradan girip kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisinde 3 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde bütün araları dolduralım arkadaşlar. Bakın yandaki yuvaya geçiyorum bir sık iğnesiyle, araya bir zincir çekip bir sık iğnese geçiş yaptım. Bir kez daha gösteriyorum. 3 zincir. başa bir al, aynı yuvaya gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki alalım. 5 adet zincir. Bu aradan girip kapatıyorum katını aldım 5 adet zincirimi aradan girip kapattım 3 zincir çekip aynı yuvaya girip sık iğne sabitledim araya bir zincir yandaki boşluğa girdim 3 zincir başına bir alıp aynı boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım 3 zincir çekip aynı boşluğa girip sık iğne ile sabitledim. Bütün aralara bu işlemi yapıp dönelim. Son aramıza kadar aynı işlemi yaptım. Yani ilmek ve örümceğin arasına da aynı işlemi yaptık. Buraya. E şimdi bir adet zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine girdim. Sabitledim. Tekrar bir adet zincir çekip ipimi kestim. Şu ip fazlalıktan temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Gerçekten çok zarif oldu. Dediğim gibi tül gibi bir model oldu. İsterseniz mevlit kenarlarına, namaz örtüsüne, kenarlarına, isterseniz mutfak havlusuna bile yapabileceğiniz bir model oldu. İsterseniz tabi normal günlük hayatta kullandığınız tülbent kenarlarına da yapabilirsiniz. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Beni izlediğiniz için, desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.